Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle sedumun ekime dikime yetiştirilmesi konusunda bir video yapmak istedim. Kısa da olsa bu konuda bilgi sahibi etmek istedim. Şimdi kış geliyor arkadaşlar ve sedumlar kışın çok güzel kızaran bitkiler. O yüzden biraz sedum bitkilerim bakın şu anda yeşiller. Bunun ben kellesini almıştım. Kışa hazırlık şimdiden siz de yapın derim. Benim çok fazla sedumum elimde kalmamış. Bakın şu kısımlarda falan var fakat elimde çok fazla sedumum kalmadı. Çünkü sedum satışı kızardıktan sonra çok gitti. Şu kısımda arkadaşlar bakın benim sedumum kalmış. Bunu ben sökeceğim. Çekemiyorum. Şunun altında gölgede kaldığı için bakın. Bunun altında gölgede kaldığı için arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Benim yöntemim nedir? Şu düşenleri de o aradan toplamak istiyorum. Çünkü bu saksı çok büyük. Çiçekler olduğu için içerisinde arkadaşlar sedumlar bunun altında gölgede kalıyor ve böyle yemyeşil oluyor. Bakın arkadaşlar güneş görmediği için boy uzatmış. Sedum böyle olmaz. Sedumlar gayet şöyle bakın şu şekilde arkadaşlar şu şekilde toparlak bir biçimde olur. Bakın olması gereken boyutu budur. Fakat gölgede kalan sedumlar arkadaşlar şöyle boy uzatıyor. Bunları ne yapabilirsiniz? Bunların şu boy uzatmış kısımlarını alırsınız arkadaşlar ve uç kısmına buraları yaprak yatırırsınız. Uç kısmını da direkt ekersiniz. Yani artık bir şey demiyorum. Yemin ederim günlerdir geçmeyen hurdacı bugün geçti. Video yapmıyordum günlerdir. Şimdi arkadaşlar ben nasıl yapıyorum? Ben şu şekilde toparlak bir alana koyuyorum. Çünkü ben sedumu gönderdiğim zaman toplu bir biçimde işte söküp saksıya dikip o şekilde gönderimini yapıyorum. Ben yine kendime ayarlı bir biçimde bunu hazırlayacağım. Siz de benim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bir araya dikmezsiniz. Hepsinin bir araya dikiminde sökümü çok zor oluyor. Eğer sökmeyi düşünüyorsanız. Ama sökmeyi düşünmüyorum ben. Farklı farklı yerlere dikmeyeceğim. Bir saksıya dikeceğim derseniz o da olur. Ama şu şekilde arkadaşlar. Ben saksı diplerine koyduğum zaman sedumlarda çok daha fazla verim aldım. Şöyle sedumu farklı yere de diktim arkadaşlar. Şöyle bir yere de diktim. Fakat bu eğer yaprak altında olsaydı daha çabuk olurdu. Bundan emin olun. Oraya da koymak, denemek istedim. Saksılarım çok fazla doluydu. O doluluk esnasında arkadaşlar onları şöyle ben boş gördüğüm yere örneğin şöyle arkadaşlar 4-5'ini koyuyorum. Genelde 5 tane koyuyorum. 4 koymuyorum da. Şimdi şu uç kısımlarını ne yapıyorum? Buraları da size göstereceğim. Şu şekilde koparttım arkadaşlar. Bakın bu büyümeye devam edecektir. Sakın bu uç kısımlarını tamamen böyle kopartıp indirip bırakmayın. Kuru bir yere dikiyorum. Burası şu anda kupkuru. Kuru bir yere dikmemin sebebi arkadaşlar gövde mantar kapmasın. Mantar saksılarda yok. Mantar saksılarda olmadığı için mantar kapmaz. Ama oldu da saksılarda var olan bir hastalık varsa onu kapmaması için arkadaşlar. Şu şekilde kopartamadım da. Böyle öbek öbek yerlere koyuyorum. Örneğin şurası benim için gayet ideal.
Şimdi sedumu kışın karda bıraktığınızda arkadaşlar, ben bu riski alıyorum. Siz alır mısınız bilemem ama alırsanız bir saksınız da alın ve sonucunu görün derim. Harika oluyorlar. Kışın karda sonrasında kıpkırmızı oluyorlar arkadaşlar. O kadar güzel bir şölen ki ben onların hepsini satışa koyduğum için onlar bende kırmızılar bitti. Şu an gösteremiyorum tabii ki. Mutlaka gereki videolarım da vardır. Bu arada arkadaşlar bakın şu benim çok beklediğim şirek kulağı dediğim tür. Fakat öyle bir şey ki bunları kuşlar zannedersem geliyorlar, didikliyorlar, söküyorlar ve bir köşeye atıveriyorlar. Allah'tan atmış. Ben de şu anda bu tek olan türüm. Yani bunu sökmesini hiç istemezdim. Hiçbir bitkimi söksünler istemem ama bunu söksün istemezdim. Yine köklenmesi için şöyle koyacağım. Çünkü dibi kurumuş. Büyük ihtimalle 2-3 gün önce sökmüş onu. Şimdi arkadaşlar şu uç kısımlarını aldım ya, bakın şöyle dibinde yavruları var. Kökünü bunun ekeceğim. Şunları da alayım, köküne ekeceğim. Arkadaşlar şuraya ekim yapmayacaktım ama biraz tutana kadar şu boşluğa bunu ekmek istedim. Çok fazla sedumlarımı kayıp etmek istemiyorum. Saksımda bitsin, tükensinler istemiyorum. Bakın şurada da arada kalmış. Arada kaldığı için de arkadaşlar bakın. Arada kalmış olduğu için de ister istemez gün ışığına ulaşmak için boy uzatıyorlar. Böyle olanları ben direkt alıyorum. Şöyle ve arkadaşlar gün ışığına ekmeye çalışıyorum. Bugünkü işim sedumlar. Şöyle artık şöyle yaprak aralarına. Yani diyeceksiniz ki belki çok gelişi güzel yapıyorsun. İnanın gelişi güzel yaptığınız çok daha iyi tutuyor. Çok özendiğiniz çok da tutmayabiliyor. Biraz önceki size saksıda başta gösterdiğim gibi. Şimdi bunun kökü olduğu için arkadaşlar bunun ekimini şu köşeye yapacağım. Bakın burada da bir bitkimi sökmüşler. Bakın arkadaşlar şu kısma ekimimi yaptım. Diyeceksiniz ki onu tekli koydunuz. Öbürleri çoklu. Şimdi çoklu koyduklarımı satış yaparken bir öbek şeklinde alıyorum. Fakat bunları anaç olarak kullanıyorum. Köklü olanları. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada da bir tane var. Bunun uç kısmını almıştım. Köklendirdim, ektim. Şu an hangi saksıda bilemiyorum ama köklendirdim, ektim. Ve bu şekilde kışa hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Yani saksıları suladıkça zaten şunlar bir şekilde büyüyorlar. Ama yavrular da çıksınlar ve bir an önce kışa hazırlansınlar da istiyorum. Bu arada sökülmüş gördüğüm bütün bitkilerimi tekrardan ekeyim. Hazır başlamışken. Örtücü türleri de çok fazla aralara koymak istemiyorum. Örtücü türler çünkü çok fazla yer kaplıyorlar. Çok hızlı büyüyorlar. Çok da hızlı yer kaplıyorlar. Böyle arkadaşlar benim saksı maceram her zaman böyle devam ediyor. Hangi camın önüne gidersem, nerede bir eksik görmüşsem mutlaka oraya müdahale ediyorum. Sonrasında karıştırabiliyorum. Bugün de şöyle birkaç gün hava yağışlı gitti. O yağışlar sonrasında bitlenmeler olabiliyor. O nemle birlikte sinekler larvalarını bırakabiliyorlar arkadaşlar. Bakın direkt burada. Larvalarını bırakabiliyorlar. Onları kontrol etmek için bugün saksıların başına geldim. Çok şükür şu ana kadar bir şey görmedim. Eğer görsem ilacım hazır. Hemen müdahale edeceğim. Ama farklı şeyler gördüğüm için onlara müdahale ettim. Bugün seduma müdahale ettim. Seduma müdahale ederken de size çekmek istedim.
Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah sedumlarınız dolar dolar taşar. Kış gelir kızarır. Çok güzel olurlar. Hoşça kalın.